28 senenin emeğin karşılığını benim aldılar gittiler. Tonlarca zeytini iki kamyona yükleyip gönderdi. Paranın hesabına EFT ile gönderildiğini zannetti. Dolandırıldığını ise sonradan öğrendi. İki kamyonu sardılar gözümüzün önünde gittiler. Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova mahallesinde çiftçilik yapan Yahya Arslan 27 ton zeytini satmak için alıcılarla anlaştı. Toplam 114 bin lira tutan zeytinler dolandırıcılar tarafından kamyona yüklendi. Hatta yükleme işlemine Arslan ve ailesi de yardım etti. Benim zeytinleri ne yapmışlar? Buradan almışlar doğru Edremit'e götürmüşler. Hafta sonu bankaların kapalı olduğunu gerekçe gösteren dolandırıcılar Yahya Arslan'a 114 bin lirayı EFT ile gönderdiğini söyledi. Pazartesi günü bankaya giden Arslan EFT belgesinin sahte olduğunu öğrendi dolandırıcılar hakkında jandarmaya şikayette bulundu. Telefon ettim yeniden ve telefonu açmadı. Yine aradım ve yine açmadı. Ondan sonra mesaj attım. Kardeşim dedim benim telefonu niye açmıyorsun dedim. Bak para yok hesapta dedim. Yetkililere seslenen Arslan ailesi 28 yıllık birikimlerinin geri verilmesini istiyor. Bir bana değil, bütün böyle benim gibi mağdur olanlar, eşim gibi mağdur olanlara ben desteğini bekliyorum devletimi. Böyle bu insanlar şu an elini kolunu sallaya sallaya bu Türkiye'de geziyorlar.